büyük bir soru bu şimdi ya. Bidatlar. Bidatın içinde tam gömüldük zaten. Her şeyiyle gömüldük bidatın içerisine de Farkında değil insanların çoğu zaten bidat. Bidat şöyle diyelim. Peygamber sünnetinin eğer açıktan zahirden peygamber bunları yaptıysa bunların tersini yapıyorsan onlar bidattır. Peygamberin yapmadığını yapmaktır. Ama bunlar içerisinde ayrıyeten gene İyi bidatlar vardır ve kötü bidatlar vardır. Yani insanları bakıyorsun peygamber zamanında bu hadisi olmamıştır. Ama bu zamanda uygundur şimdi bu insanlara. Şimdi bizim şöyle bir örnek verelim. Şu anda bu televizyonu, teknolojiyi kullanmak bidattır değil mi? Bu televizyonu, bu teknolojiyi değişik maksatlarda kullanan insanlar vardır şimdi. Şeytani maksatlarda kullanan ve bunun üzerinden para kazanmaya çalışan insanlar vardır. Şimdi biz bunun bidat olduğunu biliyoruz. Bu peygamberin zamanında yaşanmamış bir durumdur. Başka türlü yaşandı. Böyle değil. Böyle el, alet edavet ile değil. Kalp yoluyla açılmış. Şimdi bu bir bidattır. Fakat bu bidatı biz hak yolda kullanmaya çalışıyoruz ve eee Allah ve peygamberi yolunda, ehli sünnet yolunda ilerlemeye çalışan insanlar belki bu sözleri dinler de onlara bir ışık olur. Niyetiyle konuşuyoruz, iyi bidattır, kötü bir bidat değildir. Ama kıyamet günü Rabbil Alemin derse peygamber bunu kullanmadı, sen kullandın, niye kullandın? Ceza var derse de o zaman boynun bükük olacak, bunu bileceksin. Ama bu bir iyi bidattır. Yani Efendimizin zamanında yaşanmayan, bu zamanda yaşanan, bu zaman teknoloji zamanıymış, bu zaman çağdaşlık zamanıymış. Çağdaşlıkta ne bu kara örtüler, kara böcü gibi örtündünüz, başınız örümcek kafası gibi bağladınız, ne bu sakal yüzünüzde, sarık başınızda, e, orta çağ, efendim, ilk çağ insanı gibi, mağara insanı gibi geziyorsunuz diye sözleri çok işitiyoruz biz. Bunlar bunu söylüyor diye biz gidip de Hristiyanın değil dinsizlerin laiklerin çağdaşlaşmak için bir asır önce uygulanan onu yapan insanların getirdiği modayı mı takip edelim şimdi? Moda demek insanları en fazla küfre sürükleyen, küfre götüren yol demektir. Şimdi biz gidip ee, takım kat kravat elbise giyip de göğsümüzü bağrımızı buraya kadar açmamız mı uygundur şimdi bunlar peygamber sünneti miydi yok değildi ama yarın çıkar adam der ki peygamber üstünü açar sıcakta gezerdi onu da der Deyen çok şaşkın çok yaşadığın ortam yaşadığın zaman içerisine bakacaksın şimdi evet edepli bir şekilde güzel bir şekilde temiz bir şekilde onu uygulayacaksın devam ettireceksin fakat Kafir'in getirdiğini de ben sarığı çıkarayım. Ee sarığı çıkarttık. Ne giyelim? Kovamız açık kalsın. Yok. Şapka giyelim. Hayır. Yasaktır. Yanlıştır. Bidattır. Kötü bir bidattır. O kötü bidatı çok yaptığın sürece e, seni dinden, imandan uzaklaştırır. Dinden, imandan uzaklaştırdığı sürece de yavaş yavaş imanını zayıflatır. Bir gün imanını da boşaltır. Buna da bakacaksın. Yani bidat olmayan yerde kalmadı. Onun için o bidat ehli olmayan birkaç zat vardır yeryüzünde. Onlardan bir tane bulup bağlan. Elinden geldiği kadar. Çünkü bazı bidatlardan da kurtulamıyor insanlar bu zamanda. Tabii ne adam diyor ki e, deveye binmek sünnetiydi. Ata arabaya binme diyor şimdi. Doğru. Ama ne yapalım? Deveyi getiremiyoruz yollarda. Manhattan'ın yollarında deveyle gidemeyiz şimdi. Onun arabaya binmeye mahkum. Bazı bidatlar ve yanlışlardan biz mahkum olduk. Mahkumuz onu yapmaya mecburuz. Yani köle durumuna girdik orada şimdi. Onun için onları da elimizden geldiği kadar inanmadan yapmamız ya peygamber zamanında olsaydık. Değil. Onun için bidat çok dikkat et. Kalbine yani seni e, itikattan imandan efendim akideni bozuyorsa hemen bırak. Anında bırak onu. Çünkü o seni bozacak mutlaka. E bozmuyorsa da işte yaralıyorsa ikide bir de yaranı pansuman yapman lazım, temizlemen lazım, düzeltmen lazım. Başka çaren yoktur. Ahir zamanda öyle bir hale geleceksiniz ki dedi Efendimiz. Benim sünnetimi taşımak, sünnetimi dedi orada Efendimiz, iman taşımak diyorlar da o da ayrı bir şeydir. Sünnetimi taşımak avuçta ateş gezdirmeye benzeyecek. O sünneti siz Atamazsınız. Atarsanız siz imanlı gazı kaybedersiniz. Avuçtan avuca değiştireceksiniz. Diye. Onun için ona dikkat edeceğiz şimdi. Sen şimdi soruyorum o Müslümana, beş vakit namaz kılan Müslümana, mahkum değil, devlet dairesinde çalışmaz, imamdır. Veya böyle çıkıp hocalık, şeyhlik ta ta taklit ediyor. Soruyorum o zaman, sen madem ki hocayı taklit ediyorsun konuşmasında, niye hocayı geyiminde, kuşamında taklit etmiyorsun? Niye pavyoncuları taklit ediyorsun sen ve e, hocayı taklit etmiyorsun? Hocanın bir vardır? vardı, uçamı vardı. Hadi adam e, devlete çalışır, devlet dairesinde çalışır. Resmi emir ne demiş? Takım kat kravat giyeceksin, tamam diyelim. Adam mahkum olmuş. E, sen mahkum değilsin. Niye giyiyorsun onu? Bir işler var orada. Sakalını, boyunu gazıyorsun kadınlar gibi. Niye kaldırıyorsun onları? Bunun açıklaması nerede? dedi? Bidat mıdır? Tabii bidattır. Pey sünneti kasıyorsun. Kaba diyor. Ağır bir bidat. O yanlıştır o. Tamamen seni uçurumlara sürükleyecek bir hal var orada. Onun için bu sonu yok bunları konuşmanın şimdi. Kişi günlük hayatında baksın. Günlük hayatında o görür. Bu yanlıştır. Onu değiştirmeye baksın. Değiştirebilirse. Hayır olsun.